Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle beraber kendimizi çanta yapıyor olacağız. Ama örgüden bir çanta değil, hazır kit halinde geliyor. Yurt dışından geldi ama bir hafta içerisinde elime ulaştı. İçerisinde kullanabileceğiniz tüm malzemeler var. Sadece parçaları değil, tüm malzemeleri içerisinde dahil bir şekilde geliyor. Birçok modeli var. Siz kendiniz istediğiniz modeli seçiyorsunuz. Parçalar halinde geliyor. Ayrıntılı bir şekilde videosu da mevcut sayfalarında. Gidip kendiniz kendi modelinize göre olan videoyu açarak kolaylıkla çantanızı yapabiliyorsunuz. Ben daha önce küçük bir çanta yapmıştım. Bu sefer orta boyutta bir çanta seçtim. Rengi de inanılmaz güzel ve sonuçta çok güzel olacağına eminim. Şimdi beraber açalım ve parçalarımızı birleştirmeye başlayalım. Paketi açtığımızda parçalarımıza bir göz gezdirelim istiyorum. Kutuyu geldiğinde içerisinden çıkan parçalar. Bakın küçük çantamız için bu şekilde bir tane parçamız var. Daha sonrasında birleştirmesini yapacağız. Çantamızın gövde kısmı. Askısı. Fermuar. Bakar mısınız, gayet güzel gözüküyor. Şık bir görüntüsü var. Ve diğer askı. Şimdi buradaki parçamızla başlangıcımızı yapalım. İpimizi elimize aldık. İki tane iğne ile dikme işlemi yapacağım. Hemen şöyle belli bir ölçüde ayarlama yapalım. Buradan şu şekilde katlanmış haliyle dikme işlemi yapacağım. Onu da ipimi ayarlıyorum. Göz kararı şöyle ölçüm yaparak 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. İpimizi kestikten sonra iğnemin bir tanesinden ipimi geçiriyorum ve belli bir miktarda bu şekilde uzatma yaptıktan sonra ucundan ipimin tam ortasından geçirdim. Bakın bu şekilde bir düğümleme yaptım. Hemen diğer tarafa da aynısını yapalım. Bu şekilde ipimizin iki kenar ucuna iğnelerimizi takmış olduk. Şimdi dikme işlemine başlıyoruz. Şimdi parçamın bir tanesini ben tamamladım, geldim, dikme işlemini yaptım. Diğer parçamızı beraber yapıyor olacağız. Hemen şöyle elime aldım. Bakın buradaki şöyle kıvırma yapacağız ve buradan birleştireceğiz. Bir tane kenarın başlangıcını beraber yapalım. Boşluktan iğnemi geçiriyorum. Eşitledikten sonra karşı taraftaki boşluktan, birinci boşluktan içten dışa iğnemi geçirdim ve bu şekilde bir başlangıç yapıyorum. Daha sonrasında diğer iğnemi hemen buradaki bir üst boşluktan geçirdim. Ve karşı taraftaki bir üst boşluktan içten dışa doğru çıkıyorum. Ve ipimizi sıkalım. Alttaki iğnemi üstteki boşluğumdan geçirdim. Ve içten bir üst boşluktan çıktım. Daha sonrasında karşıdaki bir üstteki boşluktan çıkıyorum. Buradaki iğnemi aldım. İyice sıkarak üstüne gelmesi gerekiyor. Daha sonrasında
Alttaki iğnemi bakın üstten çıkıyorum. Burada bıraktım. Diğer iğnemi aldım. Hemen çıkmış olduğum boşluktan içeriye ve diğer tarafta alttan üstteki boşluktan çıkıyorum. Ve bu şekilde dikme işlemime devam ediyorum. Şimdi son boşluktan iğnemi geçirdim. Bakın bu şekilde dikme işlemi yapmış oldum. Gayet güzel gözüküyor. Bir tane ipim içeride, bir tane ipim dışarıda. Hemen şöyle içten, arkadan öne doğru geçirdim. Şimdi burada artık ipimizi keserek tamamlayacağız. Onu da nasıl yapıyorum? Burada üstteki boşluktan geçirdim ve alttaki boşluktan şöyle yani iğnemi içeriye çektim. Ve buradaki iğnemi alttaki boşluktan içeriye giriyorum. Şöyle birkaç kez yürütme yapıyorum ben. İplerimizi iyice sıktıktan sonra artık kesiyoruz. Ve bakın bu şekilde dikme işlemi tamamlandı. Şimdi aynı şekilde buradaki parçamızı birleştiriyoruz. Diğer parçamı birleştirmiştim. Daha sonrasında farklı bir parçanın birleştirmesine geçiyoruz. Şimdi sıra geldi. Bu küçük parçamızı, küçük çantamızı yapmaya. Bunun yan şeritleri var. Onu dikerek sabitleyeceğiz. Bakın şu şekilde iki parça halinde geliyor. Ve bunu buradan itibaren dikerek etrafında sabitleme yapıp çantamızı tamamlamış olacağız. Bunun için öncelikle ipimizde bir ayarlama yapıyoruz. Tamamıyla tahmini dikeceğim noktadan ayarlama yapıyorum. Şöyle bakın. Buradaki noktaya kadar geldim. 1 2 3 tane oldu. Şuradan ipimi kesiyorum. Ve buradaki ipime iğnemi takıyorum. Yine 2 tane iğne yaparak hemen şöyle içinden geçirdim, düğümledim. Diğer tarafta da iğnemiz hazır. Şimdi buradaki parçamızı elimize alıyoruz. Baktığımızda bir tane deliğimiz yarım gözüküyor. O yüzden hemen burada eşit olacak şekilde şöyle bir düzeltme yapalım. Bu kenar kısmını düzgün bir görüntü elde edebilmek için bir tanesini bir kenara bıraktık. Bir parçamızın birleştirmesiyle başlayacağız. Hemen parçamı eşitledikten sonra tam ortasında şu noktadan başlangıcımızı yapalım istiyorum beraber. Parçamızı eşitledikten sonra tam ortadaki boşluğumdan şuradaki iğnemi geçirdim. Bakın birinci boşluğumdan ve ortadaki boşluğumdan da iğnemi geçirdim. Üstten çıktım. Üstten çıkmış olduğum iğnemle hemen buradan bakın diğer parçamdan geçiriyorum iğnemi. Daha sonrasında alttaki ipimi elime aldım. Yandaki ikinci boşluktan iğnemizi geçiriyoruz ve buradan da ikinci boşluktan iğnemizi geçirdik. Yandaki boşluktan iğnemi geçiriyorum ve çıkmış olduğum bakın buradaki ipimi çekmiş olduğum boşluktan diğer taraftan iğnemi
geçiriyorum. Şimdi burada bakın bu şekilde tutmamızı zorladığı için, kayma olduğu için hemen şu şekilde bir tane parçam var, onu takıyorum. Sabitlemek açısından daha kolay ilerliği olacağım şimdi. Şimdi burada başlangıç birazcık aklımızı karıştırabiliyor. Ben de ilk kez sizinle beraber yapıyorum. Ama devamında başlangıcı yaptıktan sonra devamında kolaylıkla ilerleyebiliyorsunuz. Çünkü mantık hep aynı şekilde ilerliyor. Bir üstten çıkmış olduğum boşluktan bakın iğnemi arkaya geçiriyorum. Daha sonrasında buradan bir üstteki boşluktan tekrardan şöyle kontrol etmem gerekiyor. Diğer taraftaki bir üstteki ikinci boşluktan çıkıyorum. Bakın. İpimizi sıkıyoruz. Daha sonra çıkarmış olduğum iğnemi bırakıyorum. Diğer iğnem ile çıkmış olduğum boşluktan diğer tarafa geçişimi sağlıyorum. Bakın. Buradaki iğnemi bıraktım. Diğer iğnemi elime alıyorum ve buradaki boşluktan diğer taraftan çıkıyorum. Ve bu şekilde dikme işlemimi tüm çanta etrafı boyunca devam edip geliyorum. Şimdi burada V şeklindeki boşluğumuzun olduğu noktaya kadar geldim. İpim altta bakın. İğnemi alt tarafta şu anda. Buradaki hemen karşılık gelen V boşluğumdan parçamdaki dış kısmında olduğumuza dikkat edelim. V boşluğundan iğnemi geçiriyorum. İpimi arkaya doğru çektim. Artık askıyı buraya sabitleyerek devam edeceğiz. İpimizi arkaya çektikten sonra bir yandaki boşluktan çıkıyorum. Burada da hemen yandaki boşluktan çıkıyorum. Hemen yandaki boşluktan çıktım. Normalde dönerek dikiyorduk sürekli. Çizgi halinde gözükmesi için. Ama bu sefer boşluk bırakarak dikerek ilerleyeceğim. Çünkü dönüşümü yine aynı noktaya gelmiş olmam gerekiyor. Şimdi bakın. Direkt bakın yandaki boşluktan çıktım. Alttan üste doğru iğnemi geçiriyorum. İlk kez başlangıç yaptığımız noktada bir tık zorluyor. Hemen şöyle bakın diğer taraftan çıktım. Ortadaki boşluğuma geliyorum. Şimdi buradaki son boşluğumdan iğnemi geçiriyorum. Ve bakın bu şekilde boşluklu dikmiş oldum. Şimdi geriye dönüyorum buradaki noktama kadar. Başlangıç noktama kadar geldim. Buradaki boşluğumdan da iğnemi alta geçiriyorum.
Buradan itibaren artık diğer iğnemizi de kullanarak dikmeye devam edeceğiz. Hemen yine şu aynı boşluktan çıkıyorum yukarıya. İğnem altta kalmıştı. Ve iyice sıkalım. Devamında bakın. Artık nereden birleştirme yapacağımız belli oldu. Bu şekilde devam ediyoruz ve diğer tarafta başlangıç noktamıza kadar dikme işlemimizi aynı şekilde gerçekleştirip geliyoruz. Şimdi sizi bahsettiğim gibi askı boyunca dikme işlemime devam ettim ve yine aynı şekilde bakın V işaretimizin olmuş olduğu boşluklara kadar geldik. Burada eşitliyoruz ve daha sonrasında yine aynı şekilde bir dikme işlemi yapıp askımızı sabitliyoruz. Farklı hiçbir şey yok. Hemen şöyle. İğnemi arkaya geçirip başlangıcımı yaptım. Yine bir önceki parçamızı birleştirdiğimiz gibi sadece burada git gel yaparak tek taraflı bir şekilde birleştirme işlemi yapıyorum. Daha sonrasında üzerinden giderek boşlukları birleştiriyorum. Dediğim gibi aynı şekilde olduğu için burayı da hemen şöyle tamamlayıp geliyorum. Askıların sabitleme işlemini tamamlayıp geldikten sonra bakın iki tane parça halinde sabitlemiş olduk. Daha sonrasında bu şekilde parçamızı birleştiriyoruz. Ve burada dikme işlemi yaparak birleştireceğiz. Hemen iğnemi, ipimi taktım aynı şekilde. Şimdi burada hemen üstteki soldaki parçamın alttan üste doğru iğnemi geçirdim. Diğer parçamdan da birinci boşluktan alttan üste doğru iğnemi geçiriyorum. Daha sonrasında ipimizi eşit bir şekilde çekiyoruz. Sağdaki iğnemi, pardon soldaki iğnemi sağdaki ikinci boşluğumdan arkaya itiyorum. Daha sonra buradaki sağdaki birinci boşluktaki iğnemi de buradaki parçamın ikinci boşluğundan arkaya itiyorum. Yani burada çapraz bir görüntü elde etmiş oluyoruz. Hemen şöyle ipimi sıktım. Bakın çapraz X işaretinde bir tane görüntümüz olmuş oldu. Şimdi parçamı şöyle arkaya hafifçe çeviriyorum. Burada karşılıklı boşluklardan yani buradaki ipimin çıkmış olduğu boşluktan diğer taraftaki iğnemle üste çıkıyorum. Aynı işlemi buradaki parçam için de yapıyorum. Ve ipimizi çekelim. Sıkılaştıralım. Parçamızda kayma olmaması için hemen buradan şöyle tutturuyorum. Daha kolay dikebilmek için. Bir kez daha yapalım beraber devamında aynı şekilde devam ediyor olacağız. Buradaki çıkmış olduğum ipimi iğnemi elime aldım. İkinci boşluğundan çantamızın iç kısmına geçiş yapıyoruz. Daha sonrasında yine aynı şekilde diğer parçamın ikinci boşluğundan içeriye doğru iğnemi çekiyorum. Çapraz bir görüntü elde etmiş olmamız gerekiyor. Daha sonrasında buradaki parçamın ipimin yani boşluğundan üste çıkıyorum. Karşılıklı düz bir şekilde buradaki iğnemle çıkmış olduğum noktadan geri örgümüzün geri çantamızın üst kısmına çıkıyoruz ve iyice sıktık. Bakın buradaki tam karşısındaki parçamın ikinci boşluğundan iğneyle içeriye girdim. Karşısındaki parçamızda içeriye iğnemizi çekiyoruz. İç kısmında düz
bir şekilde, bakın, düz bir şekilde buradaki çıkmış olduğum boşluktan üste ve diğer taraftaki boşluktan da üste ipimizi çekiyoruz. Ve bakın, bu şekilde sıra sonundaki son boşluğuma kadar çapraz dikmeye devam ediyorum. Birleştirmemi tamamladıktan sonra parçamızı şöyle ikiye katlıyoruz. Artık bu kenar ve bu kenar birleştirmesini yapıyor olacağız. Hemen iğneme ipimi taktıktan sonra bakın şöyle katlıyorum. Şuradan tutturdum yine. Birinci boşluktan iğnemi geçirdim. Üstteki parçamın da birinci boşluğundan iğnemi geçiriyorum ve üste çektim. Diğer iğnemi de hemen yandaki ikinci boşluktan geçiriyorum ve üste de karşılık gelen boşluktan geçirdim ve ipimizle iğnemizi eşit bir şekilde çekiyoruz. Bu şekilde üstten bir başlangıç yaptık. Şimdi alttaki ipimi üstteki çıkan ipimin, yani ikinci boşluğumdan içeriye çekiyorum. Daha sonrasında buradaki üstte olan ipimi bir sonraki boşluktan alttaki boşluğuma geçiriyorum. Ve iç kısımda içeriye geçirmiş olduğum ipimin olduğu noktadan bakın üste doğru çıkıyorum. Daha sonrasında bir sonraki boşluktan içeriye gidiyorum. Ve bu içeriye girmiş olduğum boşluktan diğer iğnem ile üste çıkıyorum. Daha sonrasında bir sonraki boşluktan yine içeriye. Ve buradaki içeriye girmiş olduğumuz boşluktan üste çıkıyoruz. Ve bu şekilde dikme işlemi gerçekleştiriyorum. Daha sonrasında bakın buradaki kenar içinde aynı şekilde bir birleştirme işlemi yapıp geliyorum. Şimdi size bahsettiğim gibi dikme işlemini tamamladım, geldim. Aynı şekilde diğer tarafında dikme işlemini tamamladım ve bakın buraya küçük parçamızın dikme işlemini de gerçekleştirdim. Şimdi diğer parçamı sizinle beraber sabitliyor olacağım.
Burada dikme işlemi yaparken fark etmişsinizdir, küçük deliklerimiz kalmıştı, boşluklar kalmıştı. Oraya askı için bu şekilde aparatımız var. Bakın, bunu sabitleyeceğiz. Hemen öncelikle içerisinden şu şekilde metal parçamı geçiriyorum ve ikiye katlıyorum. Kalıbı gayet güzel. Bakın, sert bir yapıda, yumuşak bir deri değil, çok güzel. Şöyle katladıktan sonra hemen burada yerleştirme yapıyorum. Örgümün iç kısmından hemen alttaki, bakın, birinci boşluğumdan çıktım. Karşılık gelen boşluktan da diğer iğnemle beraber çıkıyorum. Şöyle ipimi eşitledim elimde. Daha sonrasında buradaki parçamdaki boşluğumdan, bakın, geçiriyorum. Diğer kenardaki boşluğundan da iğnemi geçiriyorum. Daha sonrasında bakın buradaki boşluğumdan alttaki delikten içeriye doğru iğnemi geçirdim. Şimdi buradaki ipimiz üstte kalmaya devam ediyor. Herhangi bir şey yapmıyoruz. İçerideki iğnemi bir üstteki boşluktan, bakın, şöyle alttan kontrol ederek bir üstteki boşluktan çıkartıyorum. Buradaki iğnemi de çıkarmış olduğum boşluktan geri içeriye geçiriyorum. Daha sonrasında içten bir üstteki boşluktan çıkıyorum. Yani burada ilk başta dikme tekniğimizi kavramışsanız eğer, kolaylıkla devam edebiliyorsunuz. Çünkü hep aynı tarzda, bakın, dikme işlemini gerçekleştiriyoruz. Şimdi bu şekilde dikmeye devam ediyorum. Askıyı buraya sabitliyorum. Şimdi buradaki birleştirme işlemlerimizi tamamlayıp geldikten sonra sıra geliyor son parçamıza. Yani bu alttaki açıklığı kapatmaya. Daha öncesini hatırlarsanız videonun başlangıcında bu parçamızı birleştirmiştik. Şimdi buraya yerleştirmesini yaparak birleştireceğiz. Hemen şu en üstteki boşluktan iğnemi geçiriyorum ve karşılık gelen noktadan da şuradaki, bakın, iğnemi geçiriyorum. Burada dikme işlemi yapmış olduğum boşluktan iğnemi geçiriyorum. Şimdi üstte iki iğnemizi de eşit bir şekilde ipimizi ayarladıktan sonra, çıktıktan sonra şöyle yönümü bulmaya çalışıyorum. Burada tam ortadan bir birleştirme yaparak başlayacağız. Şöyle parçamı bir yerleştiriyorum. Şuradaki iki boşluğum. Öncelikle bakın buradan. Daha sonrasında diğer iğnemi. Geçirip başlangıcımı yapıyorum. Ve çıkmış olduğum boşluktan diğer iğnemi geçirerek normal diğer taraflarda yapmış olduğum dikme tekniğiyle dönerek dikiyoruz. Bakın, taban kısmından dönüyorum. Buradaki başlangıç noktama kadar aynı şekilde dikme işlemimi gerçekleştirip geliyorum. Şimdi taban kısmındaki parçalarımızın birleştirmesini tamamladıktan sonra, bakın, gayet güzel bir görüntü elde etmiş olduk ve çok şık gözüküyor. Bu şekilde. Daha sonrasında sıra geliyor üst gövde kısmını tamamlamaya, fermuar kısmını dikerek tamamlıyor olacağız. Hemen şöyle
Bakın bu fermuar parçamız. Bu da şerit. Bu üst kısmına aynı diğer çantamızda, minik çantamızda yapmış olduğumuz gibi şerit giderek aynı zamanda fermuarın sabitlemesini yapıyor olacağım. Hemen şöyle kenar kısmından bir başlangıç yapıyorum. İğneme ipimi taktıktan sonra hemen şöyle içten dışarıya tam köşedeki bakın birleştirme noktamdan, boşluğumdan iğnemi geçirdim. Şöyle diğer tarafta da şöyle diğer boşluğumda geçiriyorum. Daha sonrasında diğer iğnemi yandaki boşluktan ve buradaki boşluktan. Şimdi burada ipimizi eşitleyelim. Daha sonrasında yine aynı dikme tekniğiyle, yani buradaki boşluğumdan diğer taraftan çıkıyorum ve devamında aynı şekilde ilerliyorum. Şimdi ekrana tam sığmadığı için net gösteremiyor olabilirim. 12 boşluk boyunca bu şekilde devam ettikten sonra fermuarın başlangıcını yapıyoruz. Şimdi size bahsettiğim gibi 12 sıra boyunca 12 boşluk ilerleme yaptım. Burada artık fermuarı yerleştirip fermuarla beraber bu parçamızı dikmeye devam edeceğiz. Yine aynı şekilde dikme işlemini. Hemen şöyle bir tane başlayalım istiyorum. Burada hemen şuradaki aparatımız yardımıyla tutturma yaparsak kaydırma olmadan kolaylıkla devam edebiliriz. Şöyle bunun için tam yerleştirmem gerekiyor. Şimdi böyle üst kısımda kalacak şekilde değil. Buradaki parçamızı delikler üstte kalacak. Şu kesinti olan kısım ise içeride kalacak şekilde dikme işlemi yapıyoruz. Şimdi ne demek istediğimi göstereceğim sizlere. Buradaki boşluktan iğnemi geçiriyorum. Alttaki boşluktan da hemen buradaki birinci boşluğumdan da iğnemi içeriye geçirdim. Bakın bu şekilde. İçten çekiyorum. Ve iğnemin bir tanesi içerideydi. Yine aynı şekilde iğnemizi geçirmiş olduğum boşluktan geriye üste çıkacağız. Bakın buradan aynı boşluktan üste çıktım. Hemen şöyle karşılıklı ipimizi sıkalım. Bakın bu şekilde. Buradaki boşluktan iğnemi geçiriyorum. Buradaki boşluktan da alta kadar indim. İnmiş olduğum boşluktan hemen içeride olan iğnem ile üste kadar çıkıyorum. Ve ipimizi daha sonra sıkıyoruz. Bakın bu şekilde dikme işlemimize devam ediyoruz. Daha sonra yine buradaki fermuarın dikmesini gerçekleştirdikten sonra sonda parçamı da bakın aynı anda yürütüyorum. Buradaki parçamla devam ediyoruz. Burada 12 tane boşluğu dikme işlemi yaptıktan sonra diğer fermuar parçamızın diğer tarafını da aynı şekilde dikerek tamamlayıp geliyorum. İşlemini tamamladım, geldim. Bakar mısınız, gayet güzel oldu. Şimdi taban kısmını yerleştirmesini yapalım. Bu şekilde bir tane parçamız çıkıyor ve bunu içerisine yerleştiriyoruz tabana. Yine aynı şekilde küçük bu şekilde vidalarımız var ve bunlarla sabitleme yapıyoruz. Tabanda herhangi bir dikme işlemi yapmadan vida yardımıyla sabitleme yapıyoruz. Hemen şöyle bir tanesini konuşurken geçirdim. Tabanda bulunan boşluktan bakın dışarıya çıkartıyorum şu şekilde ve buradan şöyle tuttum. Buraya sabitleyeceğim. Hemen şöyle diğer ucuyla
döndürüp sabitliyoruz. Ve bunu bakın şu şekilde 4 kez yapıyorum. Ve bakın bu şekilde aparatlarımı da taktıktan sonra çantamızı artık tamamlamış olduk. İçten de görüntüsü bu şekilde. Gayet şık, kullanışlı bir çanta oldu. Ben çok beğendim. Babylon ile ikinci çantamız. Daha önce de yeşil çantamı yapmıştım. Instagram'da takip ediyorsanız mutlaka görmüşsünüzdür. Birçok kit çeşidi bulunuyor. Kiti istediğiniz kitleri seçerek detaylı bir şekilde anlatımı bulunuyor video içerisinde. Ben yüzeysel anlattım ama kitleri satın aldığınızda sizlerle yapılış linkini de paylaşacaklar veya aynı şekilde YouTube sayfalarında anlatımını bulabiliyorsunuz. Yani kolaylıkla yapabiliyorsunuz. Ben de sizlerle beraber ikinci kez yapıyorum. Daha önce dediğim gibi küçük yeşil çantamı yapmıştım. Yine aynı markaya ait. İkinci çantam da bu şekilde. Gayet kullanışlı ve güzel oldu. Ben çok beğendim dediğim gibi. Umarım siz de beğenmişsiniz. Açıklama kısmına linkini bırakıyorum. İncelemek isterseniz tıklayıp inceleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.